Ve efendim herkese selamlar. Ben Barzonus ve kanalıma hoş geldiniz. Önceki videonun sonunda hatırlarsınız İmparator Edward ile daha doğrusu Kral Edward ile Britanya İmparatorluğunu kurmuştuk. Babamız Alfred'in koyduğu temeller üzerine inşa ederek bu muazzam yapıyı oluşturabildik. bizi şu an çoğunlukla destekliyorlar ama destekleyen var desteklemeyen var. Mesela bakın bu hanımefendi bizi destekliyor. Kendisine çünkü komple bir düklük verdik. Bu abimizin ünvanını kopardık kendisinden. Ama sonradan kendisine şöyle bir Dublin'i verdik. Ve bizden azıcık da olsa hoşlanıyor. Mesela bakın şöyle biraz he, para versem gibi. Hatta şunu fark ettim. Kabile bir yöneticiyi ben idare konusunda akıl hocalığı da yapabiliyorum yani ama etki eder mi ona bilmiyorum ki belki eder. Şu an biz bizden çok hoşlanıyor çünkü kendisine bir düklük ve iki kontluk verdik. Bu hanımefendi çok hoşlanmıyor çünkü kendisi zaten hazırda buradaydı. Kardeşlerimiz bizden hoşlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Fakat şöyle bir bakayım benim rakibim var mı? He, bir tane rakibim varmış. Bunu mu yapmışız? Ha, entrika konusunda karşı önlem. Şunu seçelim ya. Fısıltılar için ödüller diye. Bize karşı yapılan bütün düşmancılık planların gizliliği %15 daha az olacak. Tabi bunun karşısında gelir ve prestijde düşüş olacak ama. Teşekkürler. Kontrolü arttırıyoruz. Buralarda yozlaşma var ufak ufak buralardaki kontrolleri arttırmamız gerek. Efendim öncelikli olarak bu videodaki hedefim görmüş olduğunuz gibi Britanya'yı kurduk. Eskiden olan ama artık olmayan bir Galler Krallığı. Şu an komple İngiltere'ye bağlı. İrlanda'yı tutuyoruz. İskoçya'ya hak iddiamız var. İskoçya kraliçesi güçsüz düştü baya. Hem iç savaşlardan hem bizim basallarımızın saldırmasından. Bakın iki kardeşimiz şu an buraya saldırıyorlar. Yapay zekanın kısıtlanmasını bilmiyorum admin konusunda. Çünkü iki kardeşimizin de bu krallıklara Özellikle İskoçya'ya hak iddiaları var ama açtıkları tek savaş kontluk genişleme savaş. Bilmiyorum biraz garip geldi bana. Yeğenimizi Mercy'e valisi yaptık. Burada bizim oğlumuz var. Kızımız paranoyak olduğu için stres seviyesi yükselmiş ve bir deli olmuş. Oğlumuz gayet iyi özellikleri açısından ama sarhoş. Ugh. Bir bakalım biz cenaze düzenlemiş miydik önceki videoda? Ha, evet babamız için düzenlemişiz. Doğru. Zaten biz öğrenim odandan gitmiştik. Diğer özelliklerimizin dışında öğrenim yeteneğimiz de çok iyi. Anglo-Gal kültüründe 921'de erken orta çağı açtık. Daha hala açılması beklenen buluşlar var. Bunlara biraz yükleneceğiz. Yüksek öğrenim özelliğimizden dolayı da bunları açmak çok da zor değil. Biraz stresi azaltalım mümkünse. Şöyle Bedford'da ya da London'da. Ha burası olabilir. Onur konuğu olarak birini getireyim bakayım. Oğlumu getireyim mesela. Oğlum gelsin değil mi? Güzel olur. Hatta kızım da gelsin. Gel gel. Herkesin gelmesini istiyorum. Ayda. Şansölye oldu ama en azından iyi iyi. İyi şansölye. Bizim yüzümüzü kara çıkarmaz yani öyle söyleyeyim. Harbi mi lan? Aa Hıvitserk. Ya buradan yönetiriz hiç problem değil. Dört <laughs> askerle kuşatmaya çalışıyor ya mükemmel. Bu arada biz İrlanda krallığını tutuyoruz arkadaşlar. Ona da bakalım bizim asker sayımız azalmış bu arada. Çünkü çok ilginç bir saniye İngiltere Krallığı'nın ordusu yok oldu. Hoppa! Asker sayımız azaldı. Ben umarım yanlış görmüyorum. Şimdi biz imparatoruz. Bizim birincil ünvanımız İngiltere Krallığı değil Britanya İmparatorluğu. Hal böyle olunca demek ki bir imparator olarak elinizde tuttuğunuz diğer krallık ünvanlarına siz ayrıca düzenli asker ekleyemiyorsunuz. Ya burası garip olmuş bence. Ya en azından İngiltere'deki askerler Britanya'ya aktarılabilirdi bir şekilde. Ya aktarılanmıyor mu bilmiyorum. Askerlerimiz gitmiş ya ayrıca şimdi boş, boşuna, boşuna asker alacağız. Yani bu hoş olmadı. Akua lan bilgisayar. Şunları o zaman bir konuşlandıracağız. Neyse ama vasallarımın askerleri var. İstersen Mercia'dan da asker alabilirim. Influence'ım çok yüksek. Ne ittifak mı? Bir dakika dur, dur. İttifakı ben seninle yapayım ya. Sen stres kazan mı? Aynen öyle. Ne hiç problem değil. Ne kadar? 10.000. <laughs> 10bine Ellerinde biraz asker varmış. İkisini de alabiliyorum. Çok güzel. Dindarlık harcarım. Şu daha iyi olanı alırım. Komple görmüş olduğunuz gibi ağır piyade. Ah bu arkadaşlar da admin olaydı ya. Şu an Ulster için kapışılıyor. Sen burada mısın? Ordun? Aa harbiden ben bu adamı burada yakalayabilirim aslında sanki. Bütün hepsini kaldır. Paralı askerleri önceden almışız onları da kaldır. E geriye bir de ne kalıyor? Knights Templar. 9028. Bu abimizi koydum. Elimizdeki en iyi komutan. Bunun üzerine gideceğim. Senin geri kalan ordun nerede? Bu arada. Hı? Denizden geliyor mu? Neyse umarım seni burada yakalarız. Böyle kaçmak yok. Bu arada tabi ziyafet veriyoruz. Heh, ordun geri kalanına geldi. Tüh yakalayamadık. Neyse. Yeni intikal ediyorlar denizden. Hoppa. Yahni'yi döktük mü? Ulan yeğenimiz ölmüş. Yeğenimiz ölmüş ya. Oh. Arkadaşlar savaşı bırakın be. Rica ediyorum savaşı bırakın. Gerçekten bırakın. İstemiyorum. Zaten arkadaşım siz muhtemelen kabul edersiniz. Siz tazminat isterseniz ben o tazminatı size veririm. Problem değil. Oğlum savaşı bırak bak. Savaşı bırak. Oğlun öldü oğlun. Savaşta öldürüldü lan. Öldüren adamla rakip oldum ben. Çok teşekkürler. i̇kisi de bıraktı mı? Güzel. Alba biraz nefes alır en azından. Ben de o esnada şu şu eşkıyaların işine bakacağım. Aa, yakala şunları hadi. Güzel. Hem komutanımız çok iyi. Hem elimizde düzenli askerler var. Hem tepedeyiz. Avantajı burada görüyorsunuz. Bu kadar. Sen müttefiksin değil mi? Ben seni salacağım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir ayak takımını yok ettik az önce. Ben sana bir görev versem nasıl olur? Ben sana görev vereyim. Sen sarayımda takıl. Ya yani şöyle öğretmen atayalım. Harika. Koyalım şöyle birilerini. Bu kızımızı da eğitelim mi? Nasıl olur acaba? Olur eğitelim. Belki varisimiz olur. Bilmiyorum. Ben yani albayı alacağım ya. Al ben böyle alacağım. Sonra argile geçebiliriz. Buraya geçebiliriz. Koça bunlara savaş açamıyor çünkü. Şunları bir konuşlandıracağım. Ya yani şunları şöyle ufak ufak arttırabiliriz. Ee, bu light footman'ı bilmiyorum belki kaldırabilirim. Ya kaldırmayayım kalsın. Elimde benim mancınıklar yok değil mi? Evet. Onajer yok. Hı. Buraya şöyle mancınık ekleyeceğiz. Sana akıl hocalığı vereyim mi? Hem benden hoşlanırsın. Hı. Nasıl olur? Bence güzel olur bak. Güzel. Şimdi Mentor in governance. Difficult diyor. Bir deneyelim bakalım. %95 şans. Aslında zor değil ama. Ha çalışkan mı oldun? Güzel. Güzel güzel. Şimdi mesela bakın bu olayı anlamıyorum. Bizim babamız gerçekten büyük bir yöneticiydi. 70 yaşına kadar yaşadı. Çok büyük bir adam olarak anılıyor değil mi? Biz onun oğlu olarak ondan çok aşağı kalır yanımız yok aslında. Baktığınızda özellikleri açısından. Ya babasının birebir kopyası sayılabilir. Biz kral olmakla kalmadık ikinci krallığı fethettik ve bir imparatorluk kurduk. Şimdi teknik olarak bizim bu noktada, hani teknik olarak diyorum, Alfred'den daha büyük olmamız lazım. Ama bize oyun burada diyor ki ya şu an Alfred'in gölgesindesin. Hayır abi değil. Yani bile tam olarak ne yapmamız gerektiğini de söylemiyor bize oyun. Mesela bunu seçersek deriz ki Tanrı beni babamdan ayrı görecek. Böyle olursa stres kazancımız artıyor ama dindarlık artışı yükseliyor falan. Mesela bunu seçersek aşağıdakini. Neyse ben Alfred'in anısına saygı duyacağım ve onun gölgesinde kalarak Tanrı'ya sığınacağım dersek stres kazanımımız ve stres kaybımızda değişiklikler olur. Daha az dindarlık kazanırız. Bu mantıklı. Ya babamız öldüğünde İrlanda için hak iddiası vardı. Biz oğlu olarak tamamladık. İkinci krallığı tuttuk. Şimdi İskoçya'yı da alsak. Üçüncü krallığı alacağız. Ama ona rağmen yine Alfred'in gölgesinde mi kalmış oluyoruz? Ben anlamıyorum. Dolayısıyla ben bununla çok uğraşmayacağım. Yani Alfred'i Tarihte ayrı tutalım. Biz şu anda ondan daha iyi bir konumdayız aslında ama. Fazla strese gerek yok bence. Dindarlık kazanımı da azalsa olur. Yani zaten bakın dördüncü seviye dindarlık. Aylık zaten 6.4 kazanıyoruz. Daha az kazansak ne olur? Kaybımız yok. 6.3'ten 5.3'e düştü. Kayıp mı? Değil. Yani. Ve en sevmediğim olaylardan bir tanesi daha geldi bu arada. Diyor ki Londra bizim büyük başkentimiz. Britanya İmparatorluğu'nun insanlarına düşen birçok talebin ağırlığı altında inliyor diyor. Son zamanlardaki çarpışmaların faturaları yeni yeni çıkmaya başladı. Asker alımlarında kotalara erişmekte zorlanıyoruz. Yani ben bir sıkıntı görmüyorum yani son derece güçlüyüz ama her neyse. İşçi sıkıntıları oluyormuş ve bu şehrin her yanında hissediliyormuş. Allah Allah. Ben fark etmedim ama. Vasalım Dük Grigor diyor ki başkentin bu zorluğunu azaltmak için başka bir kenti feda edelim. Yani bu şu demek olacak. Mesela Dover'dan adam getirin dersek. Kent dükünün başkenti yani. Gelişmişlik seviyesi bir azalacak. Ve yerleşke vergileri, gelişmişlik artışı ve halk görüşü düşecek. Norwich'ten getirsek East Anglia aynı şekilde. Exeter yani Cornwall'dan getirsek aynı şekilde. Ha dersek ki biz hiçbir yere zarar vermeyelim. Londra'nın yükü artsın. Başkentimizdeki gelişmişlik seviyesi 2 azalacak. Ve biz daha fazla bunun etkilerini hissedeceğiz. Azalsın ya. 12 ydi. Ne ona mı düştü? Yani hiç problem değil. Ne zamana kadar? 932. 10 sene artık tahammül ederiz. Buraya bir şehir daha kurarız mesela. Gelişmişliği arttırırız. Gelişmişlik mi lazım? Başkenti geliştiriyorum. 18 stres kazanacak. Bakın. 18 stres kazandı ve başkenti geliştiriyoruz böyle. Ufak ufak. Çok iyi değil mi? Mükemmel ya. Gerçekten harika yani. Influence'ım çok fazla. Şöyle bir şey yapacağım. Benim kızım burada. Bakın, ben normalde kızımı getirmiştim fakat kızımın sağlığı kötü gidiyor diye düşündüm. Sonradan başkasına verdim, daha kötü olmasın diye. Ama şu an sağlığını toparlamış. Kendisine hatta biraz daha para vereceğim. Paranoyak olmayaydı iyiydi aslında ama. Şu ortalama katkıda bulunacağım. Bu dük ölünce benim kızım başa geçecek. Evet, artık kızlara da bu şekilde dolaylı yoldan kız çocukları da ya da hanedanın diğer kadın üyelerine de bu şekilde toprak ayarlayabiliyorsunuz. Yani şimdi mesela ben kızıma toprak vermek istesem yapamıyorum. Neden? Çünkü Elfwin Wessex bir kadın. Yani kadın olduğunu suratımıza vuruyor. Ee, evet çok hoş değil ama orta çağlarda böyleydi ne yazık ki. Fakat bu demek değil ki kendisi devlet tarafından bir memur olarak atanamasın. Hayır. Görmüş olduğunuz gibi. Ethelbold öldükten sonra onun varisi bizim kızımız olacak ve bizim kızımız burayı bir valiye gibi bir düşes olarak yönetecek. Böyle böyle dolaylı yoldan isterseniz vasalın toprağını kopararak da direkt Çocuklara toprak verebilirsiniz aynı toprağa ya da daha barışçıl yöntemle, daha etkileşimsel yöntemlerle yani influence'ı kullanarak bir influencer olarak diyelim. Kendi topraklarınızdaki atamaları ayarlayabilirsiniz. Biraz şu ordu gücümü arttıracağım. İşte bakın bu hiç hoş değil. Yani İngiltere Krallığı'nın orduları yok oldu. Title Man gitti. Onun yerine Britanya İmparatoru ünvanının düzenli asker slotları var. Buraya 5 slot ekleyebiliyorum ama kayboldu yani. Bence boşu boşuna şu an. Fazladan asker ekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğim. Aa hadi o esnada ava mı gidelim? Hı? Soylu kanı açtık. Alın bir geri zekalı daha yani. Oğlum senin çocukların var lan. Senin çocukların var. Bak tam ben senin oğlunu. Bak Oswald ben senin oğlunu tam East Anglia'ya getirdim. Senin oğullarından bir tanesi hali hazırda tutuyor. Arkadaşımsın diye yapıyorsun. Tamam lan yani imparatorluğu tutuyorum. Ayıp be. Yani sözüm ona Zeki Edward'ın babasını aday gösterip adaylığını desteklemeye çalışması gibi. Neyse babadan para alamıyoruz sanırım. O zaman ne yapalım? Geyik mi alalım? Hı? Geyik alıyor muyuz? Burada kurt görülmüş. Burada tilki. Burada da geyik var. Hı. Ha. Hangisinin şansı daha fazla? Apple B Halifax. Ee, gidebiliriz buraya. Şu an hava gidiyoruz. Ne? Ne oluyor ya? Beni baştan çıkarmaya mı çalışıyor? Yok öyle bir şey. Sağlığı da kötü. Basalımız yaralandı. <laughs> Neyse hayvanı yakalayabiliriz sanki bilmiyorum. Ha yakaladık mı çok güzel. Evet. 74 stres kaybettik falan filan. Bu özelliklerimizi de arttırdık. Çok güzel. Bu arada <laughs> vali özelliğimiz 4 yıldız. 4'te 4 çok iyi. Ha ne oldu? Biz 60 influence kazandık. Kendisine koz elde ettik. Bize karşı görüş kazandı. Vali özelliğinde 120 deneyim kazandı. Çok iyi. 4 yıldız oldu yani. He? Zaten en fazla alabileceği 100 biz kaç? 120. Evet adamı maksladık. Vali verimliği de arttı. Çok iyi. Şu an harika bir vali oldu kendisi. Şu an biraz bekleyeceğiz. Para kazanmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Heh, East Anglia valisi de öldü. Ve yeğenimiz başa geçti. Burada. Burada ooo oh, biz kültürü değiştirmeyi unuttuk. Ee, onlara onları yapmamız lazım. Ama çok değil ya 3 senede hallederiz bence. Anglo-Welsh. Bak şimdi. Sana biraz Benim param var gerçi. Bak şöyle yapacağım. Sana talimat vereceğim. Kültürü yay. Tamam mı? Buralarda yayılmamış çünkü. Teolog mu olduk? Hadi, hadi bakalım. Bir tahtımız oldu arkadaşlar. Çok güzel. Bunu aldık buraya koyduk. Bunları da koyabiliyormuşuz buraya. Bunu belki satabiliriz. Onun yerine ne koyalım? Ha şu fena değil. Bir ava mı davet edildik? Hadi gidelim. Bu arada ittifak da yapabiliyoruz Mesela Lotharingi ile falan yapalım şu ittifakı. Burada Pomeranya'nın <laughs> Pomeranya krallığı var burada mükemmel. Aa şu işe bak. Baviera kralı benimle ittifak kabul etmiyor. Neden? Aa neden? Kaplumbağa deden. Ne istiyorsun? Yo vermeyeceğim. Biz evlendiremiyor muyuz? Ayda. Tuduval ona bakın. Nişanlanmışlar önceden sonra hadım edilmiş. Ya o zaman kusura bakmayın bunu. Sana eş bulalım şöyle mesela. Bu şu şekilde nasıl olur? Olur mu bilmiyorum ama. Spoleto. He. Öf. Papanın dejur toprakları bunlar bir de. Morey Dükü'yle evlendirsek mesela nasıl olur? Bence güzel olur. Ne oldu? Bir dakika, niye? Ayda, şu işe bak. İs İskoçya ya şu an yanlarında bulunan bir tek. <laughs> Babadan para. Aa alabiliyorum mükemmel. Aldım. Şu Bowman'ları bir noktada kaldırıp yani onların yerine long Bowman yani uzun yaylı yapacağım. Buradaki ordularım gayet güzel. İskoçya'ya ben şu an istesem dalabilirim de hatta değil mi? Evet. Şu imparatorluk ordularını şöyle bir huskar alalım. Şöyle bir set arttırdık. Sonra şöyle bir onajer ekleriz belki. Nasıl olur? Güzel olur. Kuşatmaları çözer bize. Hava mı gidiyorsa hadi gidelim. Şunları konuşlandırabiliyorsak. Ee, güzel. Tam artık daha fazla konuşlandıramıyoruz. Daha toprağımız yok çünkü. Şöyle bir tane long bombun koydum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. 700'e kadar çıkarabiliyoruz bunları. Ve ucuz. Diğerlerine göre. Ne oldu? Hapse mi düştün? Ne oldu? Yaralandı. He. Ee. Ya lol'lar nedir ya? Ya inanmıyorum yapmayın. Ne Sicilya. Olabilir katılalım. İyi olur. Sicilya neresi? Aa Bizans İmparatorluğu. Acaba şöyle Selanik için falan mı yapsak? Mükemmel olur ha. <laughs> ya bak. Bu hiç hoş değil gerçekten. Yani rica ediyorum yapmayın ha. Yani lol'lar ıı, ıı, ben tahammül edemem. Lollard. Yok. Mercy'e Mercy de gitmiş. Lollard olmuş. Yani başka yayılan var mı? Sen de mi Lollard oldun ya? Ne oğlum derdiniz sizin? Ya ben Gerçi ben de Lollard olabilirim. Evet ayrı ama yani. Bakın burada bir tane hatta kutsal mekan bile tutuluyor. Ya yani Katoliklerle aynı. Şimdi Bizans'ın üstüne gideceğiz bu arada. Savaşta. Bulgaristan'a da gidebiliriz. Bilmiyorum. Yani Kudüs var. Burada Mısır var. Mısır için belli ki yapılabilir. Yani Sicilya fena değil ama Bizans güçlenirse dejur toprak olarak almaya çalışacak burayı. Ee, Korsika varmış burada. Bunlar Katolik, Fransız. Peki. Endülüs. Endülüs neden bu kadar güçsüz? Acaba Endülüs'e mi gitsek? <laughs> Çok iyi olur. Oğlum oldu bir tane. Mükemmel. Ortodoksluk da şu an düşman sayılıyor. İdrisiler burada Fatih olmuş. Conqueror. Peki. Acaba Danimarka için mi yapsak? Danimarka'da savaş mı açıyor şu an? Evet. Asa üstüne mi gitsek? Diye merak ediyorum. Hı? Danimarka için yapılır mı? Bence yapılır. Hatta burada da asa türler bayağı var. Ama sanki parçalar gibiyiz onları. Bakalım. Bunları şöyle bir set daha arttıralım. 9 ay sonra. Ya yani Sicilya <laughs> uzak. Sicilya olmaz bence. Yani Kudüs için yapabiliriz ama burası da uzak. Ee, bence Danimarka'ya deneyelim. Neden olmasın? Belki kendi hanedanımızdan birini koyarsak burada ufak ufak Asatürleri bitirebiliriz. Yani daha yakınımızdaki ülkelere yaparsak en azından hanedanımızın da ihtişamı artar. Seni bir eğitsin ya çocuk. O esnada biraz para biriktireceğim. İskoçya bekleyebilir. Hı? Afaroz bile ettirebiliyorum kendisini. Mükemmel. Sağlığım gayet iyi. Danimarka'yı yönlendireceğim. <laughs> Polonya'yı da yapabilirmişiz. Ee, Pomeranya. Hı <laughs> hı. Danimarka. Bence yapılır. Aynen Danimarka. Anneden üyemizden birini koyalım mesela. Kızımızı getirelim bence değil mi? Ayda Hangi ünvan ya? Heh tamam. Okey şimdi getirebiliyoruz sanırım. Çok güzel. Şu an atadık kızımızı aday olarak. Hatta alabiliyorsak şöyle yetenekli şövalyeler var mı? Hı? Gel gel seni alayım. Şövalyeleri davet edelim. Dövüş gücü iyi olanlar gelsin. Yok. Şu an avla falan uğraşamam. Hah güzel. Oo tamam senin dövüş. Dövüşün gayet iyi. Seni aldım. Sonra alabileceğimiz başkaları. Hmm yok sanırım. Ama şöyle bir mükafat oluşturdum. Belki savaşlarda işimizi görür. Hadi bakalım. Önce düzenli askerleri kaldırıyorum. Bakın düzenli askerler. Elimizde 4700. Sonra bütün orduları. Borca girebilir miyiz bilmiyorum. Evet ufaktan giriyor gibiyiz. Bir dakika ne? Nasıl oldu lan? Benim oğlum nasıl aldı burayı? Aa yapay zekaya baksın. De Hoy Barson Povisi de almış böyle helal olsun lan. Ordunun başına ben geçeyim mi? He? Ben geçeyim ordunun başına. Bakalım kaç kişi katılıyor? Evet. 44.000'e 14.000. Bence alırız eğer saçma sapan davranmazsa yapay zeka. Hatta bunları alamıyoruz şu an değil mi? Evet. Hala hazırda savaştalar. Eğer üstadı azamlardan bir tanesi ölürse Yaşlıktan ya da savaşta yaralanırsa bilmiyorum. Bunları satın alabiliriz. O zaman boşa çıkarlar çünkü. İnanmıyorum ya. Adada çarpışıyorlar. E bunlar üstüme geliyor galiba. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ben orduyu böleceğim. Hop bir dakika yanlış yaptım. Orduyu böldüm. Üstüme baya geliyorlar. Bu arada hastalık mı var ülkemde? Burada başlamış. Turnuva için talim yapsak güçlü olur muyuz? Yok yaralandık ya. Tüh kötü oldu. Bunlar bizi yenemez değil mi? Yenmemeliler. Ordunun başına kendimi geçireyim. Ayda. Evet, çok yüksek dezavantajla çarpıştık ama yendik. Daha fazla kayıp aldık çünkü onların kale bölgesini kuşatıyoruz. Ve avantaj da var burada. Danevirke diye. Elimizde kuşatma silahları var. Gayet güzel. Evet burada takviye orduları geliyor. Bunlara yardım etmemiz gerekecek. Güzel. Beraber hareket edelim. Ayda, ne oldu? Eşim mi öldü? Hı. Akitanya dükü. Hı. Chief of İttifak bilmiyorum ya. Hadi gel sen de evleneyim. Evet en büyük katkıyı biz gösterdik. <laughs> çok büyük bir çarpışma oldu orada. Burada kuşatma bölgesi al. Oh, çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Kutsal tarikatlar da geldi. Burayı mı kuşatsak? Evet haçlı olduk. Mükemmel. Belki bu kızımızla oynarız ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Sonra bir de şöyle oğlumuzu eğitelim. Oğlumuz da bize değil ama olsun. Bence biz daha yaşarız ya. Bana öyle geliyor. Süzerenime ve destekçime. Bazıları diyorlar ki sizin desteğiniz olmasaydım Northumbria asla benim olamazdı. Gerçek söylüyorlar. Bu vilayette görevime başlarken kendi arkadaşlığımı size bir hediye olarak sunmak istiyorum. <laughs> Güzel, iyi. Eğer kibirli ya da azimli bir adam olaydı, büyük ihtimalle rakibimiz olurdu. Evet, kendisini destekledik çünkü. İyi oldu. Sen stres kaybet ya biraz, ha? Stres kaybettin mi? Yok. Bakalım. Evet, şu an bir düşman ordusu geliyor. Oo, baya. Bir dakika ne? Kızım nereye alacak? Ya, 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 Hayır, Hayır, hayır. Şöyle yapacağız bir dakika. Yok, kızım alamasın. Kızımın alması ise Kızımın çünkü Danimarka ağacını alması gerek. Ben öyle istiyorum. Dolayısıyla bakın kızımı tekrar getirebileceğim. Çok güzel. Bu orduları tek başımıza dalamayız bizi yok ederler. Bir de bunlar savaşçı adamlar. Yani orduları da boş beleş değil. Yapay zeka ile hareket etmemiz gerek mecburen. O kadar güçlü orduya rağmen. Mareşalim. A, ölmüş. Şu kültür ilerletme olayı nasıl gidiyor? Tamam bir tek burası kaldı o zaman değil mi? Ben sana aynı zamanda verebiliyorsam he. Kültürü yayın abi. Kültürü yayın. Aynen öyle. Yayın şu kültürü ya. Hı, gireyim mi şöyle ordulara? Ee, yok. Buraları bir kuşatalım. Burayı kuşatırsak Hah. Güzel. Ya hadi gidelim şu yapay zekanın üstüne. Of. Gidiyor muyuz? Hadi vuralım şunları ya. Oğlum gelsenize. Dağılmayın. Hah. Tamam. Bu iş bizde. Tabi kale olmayan bir alanda çarpışıyoruz. Savunma düşman da. Eğer kalede çarpışsaydık savunma bizde olurdu. Çok güzel. Düşman üstüne hadi. Ya hadi şurada kuşatıcı düşman var. Allah Allah. Ya şimdi mi düşmanın üstüne gidiyoruz? Ya. Evet iki tane çarpışma oluyor böyle gördüğünüz gibi. Mükemmel. Bir dakika son bir toprak kuşatırsak bence. Biz burayı tekrardan almaya çalışalım. Savaş maksimum değil mi? Evet. Tam onlar orada çarpışıyor zaten. Katkımız ne kadar? Birinci. Allah. Oo iyiyiz iyiyiz. Çok iyi. şu Marusi yeni indiği için çok ciddi avantaj azaldı onlarda. Dezavantaj yediler. Sen iyi bir abiye benziyorsun. Gel gel. Gel biz seni alırız. Din değiştirmeyeceksin değil mi? Gel gel. Gel gel gel. Tamam sen bizim şövalyemizsin artık. Tamam. Bu iş bizim arkadaşlar. Mükemmel. Elimize bayağı para geçti. Kızımla ittifak. Kendi ülkemize odaklanalım. Bakın yeğenimiz de artık. Bu da ayrıca bir toprak sahibi olmuş. Bizim hanedandan. Bunlar karlingler. Çok güzel. Hastalık ne durumda? Azaldı değil mi? Azalmış olması lazım artık. Babadan para alıyorum. O kadar yardımcı olduk yalan. Teşekkürler. Şimdi bir ziyafet düzenlemeyi düşünüyorum. Aynen öyle. Paranoyak ya. Ya stresi yüksek. En azından stresini azaltırsa daha fazla yaşar. Geliyorsun değil mi? Umarım yolda başına bir şey gelmez ya. Çok güzel. Şimdi elimizde harika. Para geçti elimize. Ben dolayısıyla bu okçuları kaldıracağım. Bakın bu okçuları kaldırdım. Onun yerine longbowman koyacağım. Şimdi diyeceksiniz ki daha mı iyi ki yapıyorsun? Uzun vadede daha iyi. Çünkü uzun yaylılar siz çağ atladıkça yani kabile, erken ortaçağ, yüksek ortaçağ ve geç ortaçağ gibi zamanla ilerledikçe otomatik olarak da bunların hasarları ve dayanıklıkları artıyor. Ve bunlar mesela özellikle geç ortaçağda Ağır piyadelerden, ağır piyade dediğim şu Armored Footman oluyor. Bunlardan çok daha fazla hasar verebiliyorlar. Ve aynı zamanda ağır süvariye karşı da etkili. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ekliyorum. Essex ordusu, Longbowman ekliyorum. Bunları şöyle arttırıyorum. Arttır sonuna kadar. Para mühim değil. Gel sana eş bulalım gel. ya sana şöyle. Heh, nasıl olur? Güzel. Sonra ne yapacağım? Sen kız çocukların yerine mümkünse kız kardeşim geçsin diyeceğim. Tamam mı? Bayağı da bir gidiyor ama. Uf. Şu an kaçta? 23. 34. Öf. Bayağı bir influence harcadık ama hiç problem değil. Sen geldin mi? Ya oğlum. Mareşal olmak istiyor ya. <laughs> Ağlamak istiyorum. Bolster Governance. Dur arkadaşım olacaksın. Ama arkadaşım oldum. Arttırdık. Hatta ben sana akıl hocalığı yapacağım. Tamam. Daha iyi yöneteceksin. Vilayeti. Biz de yaşlanıyoruz ama sağlığımız iyi. Ya bir zahmet iyi olsun. Azalttın mı stresini? Hadi azalt. Güzel. Hah stresini azalttı. Harika. Kızım biraz daha yaşasın. Yani sağlığı şu an iyi ama en azından çocukları büyüyene kadar. Bir 10 sene daha ayakta kalabilirse iyi olur. Bunları konuşlandırmadık mı? Hadi konuşlandıralım o zaman. Şu an önceliğim İskoçya'yı yok etmek. Daha doğrusu İskoçya'yı fethetmek. Yok etmek değil tabii ama. Şimdi bir bakalım. Belki şu Bov'u arttırabiliriz Heystiludur'da. Biraz daha seyahat edebiliriz avcılığı arttırabiliriz. Sağlığımız daha da ileri gider. Ben şöyle hak iddiamı bastırayım diyorum. Deneyeceğim şansımı. Düzenli orduları kaldıracağım sadece. hastalık falan yok değil mi? Heh. İyi. Ne istiyorsun? Destanı yay. Yok ya. Ya sen evet. Sen de muhtemelen yayın ama şu an zordayım abi. Kusura bakma. Oldu mu? Evet bu da 4 yıldız oldu. Mükemmel. Valileri daha iyi yapıyoruz bu şekilde. Vasallar ve sadakatsizlikleri olmasa iyi olur. Aa para verdiler bana mükemmel. Kızım beni savaşa çağırıyor. Hmm, mükemmel. Ama yo, yo, yardım edeceğim ona. Şöyle yardım edeceğim. Kutsal tarikat. Ney ney bir dakika bir dakika ney? Aa katolik olmuş. O zaman milisleri kaldıracağız yapacak bir şey yok. Milisler buradan kalkacak sen katolik olmuşsun demek. Sen nereyi böyle ufacık bir toprağa. Neyse milislerle ordusuna destek oluruz artık. Skoç ordusu gelemiyor mu? Nerede ki acaba? Heh geldiler. Bakın şimdi nasıl yok edeceğiz. Daha iyi bir aynı. Yani biraz bekleseydin en azından ülkedeki dini değiştirseydin ya. Heh? Sen bilirsin. Sen cadı mısın lan? Aa cadı. İnanmıyorum. İskoç ordusunu yok ettik bu arada değil mi? Evet. Kusura bakma ben seni dejurus derenim ve seni arzuluyorum. Bir dakika dur, dur. şöyle yapacağız. Hah bak ah. İsyan başladı ha. Buradaki kuşatmayı yapıyor muyuz? Buraya şöyle bir tane. Aynen kuşatma komutanı getirin. İstihkam komutanı pardon. Milislerle. Tamam, milisleri buraya bağladık. Artık bunlar yardımcı olurlar. Sonra kutsal tarikatları Aynen. Aldık bunu. Şu köylülerin üstüne bir gidelim. Ee, çok teşekkürler. Sen biraz hastasın falan ama. Hemşir. Eyvah. Bir dakika. ne? Çağırın hekimi. Yapsın işini. İzole edelim. Yumuşak yaklaşımlar. Güzel. Hemşir. Hemşir burası. Başkent de burası. 75. Yani kurtarsın bence ya. Güzel. Yani kimse kusura bakmasın. Aldırım böyle. Minisleri şöyle getirsek. Aha. Güzel. İsveç ordusunu yok ettik sayılır. Sonra buradaki köylülerin üstüne gitsek. Güzel. Sonra buradaki köylüler. Bakın İskoçya'yı da aldık böyle. Heh, sana aktardık şöyle. Sana şöyle aktardık. Güzel. Deyra böyle. Morey morey falan. Tamam. Olabilir. Olabilir. Yani şöyle yakalasak bence hallederiz. Halk ayaklanması burada bitirdik değil mi? Seçim mi uyguladın? Harikasın. Ne? Ha bunda da halk ayaklanması oluyor. Mükemmel ya. Ee, burayı halletmeye çalışalım bakalım. Sağlığımız ne durumda? İyi iyi gayet güzel. Ben biraz daha yaşatacağım ya bu karakteri. Saldırsana bana burada. Heh. Aha ormanda mı? <laughs> ormanda yakaldık. Avantaj bizde. Yok ettik. Yalnız İsveç'e çok kötülük yapıyoruz ama. Bilmiyorum ya. İsveç yeni katolik oldu. Hay senin gibi kızım ben. Neyse savaş. tam kontrol ediyoruz. Lan yapma saldırma işte. Tamam. Bak ben kendi ülkeme geri döneceğim. Sen nereye istiyordun? Morey mi? Ha toprak. Buradaki toprak e, Gaelic diyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bence veririz verize. Bak bu toprağı verelim kendisine. Burada dejuru halletmiş olur. Ah, ah sana toprak. ha. bak gel oyun <laughs> kaybettim ben. <man. gülüyor> çok iyi. Babadan para alıyorum. Hatta şunları da aktarayım şöyle. Oh mükemmel. Bak mükemmel. Lenox. Lenox'u da mı istiyordun sen? Güzel. Bak şöyle bir şey yapacağız canım arkadaşım. Bu düklük oluşmamış. Sen bütün kontukları tutuyorsun değil mi? Bak bak. Bu kadar. Ben Benden hoşlanıyor şimdi. Hatta seni acaba vekil harç mı yapsam diyeceğim ama. Hmm. Bu da güçlü vasat. Nasıl olacak? Tamam bu kadar. Katolik olsana. He çok güzel katolik oldu. Hatta bak şöyle bir şey yapacağım. Seni affedeceğim. Çok fazla askerim var ama. Bilmiyorum yani. İsveç ne yaptı? Ha, güzel. Bunlar da katolik oldu. Burayı artık e, dinli çevirirler. Elime fazladan toprak mı geçti? Horseman. Ha bu kale bana geçmiş. Hı. Hmm. Verdik birine. Kültürümüzü yaymaya nasıl devam ediyor muyuz arkadaşlar? Bakın bunu unutmayalım yapalım. 3 yıl, 3 yıl, 3 yıl, 3 yıl. Ya yayın şu kültürü ya. Yani rica ediyorum. Talimat veriyorum. Kültürü yay lütfen. Ee, şu İskoçya krallığı zımbırtısını yok edeceğim ben ya. Hıh. İşime yaramıyor. Bunu da yok edeceğim. Böyle habire saçma sapan örgütleşmeler oluyor. Yok neymiş efendim? Meşruiyet kaybediyormuşum. Kaybedeyim yani eğer bana bela olacaksa bir ünvan. Uzun vadede çok bir işime yaramayacaksa. Yaramıyor zaten. Hani ben buradaki düklerin dejur imparatoruyum. Yeter yani. E bırak Allah. Bu abi ölsün. Daha oluşturamamış düklüğü. Para atayım mı sana? Hı? Düklük oluştursana. Bak 125 altına ihtiyacım var. Tamam mı? Düklük. Hadi bir düklük oluştur. Şu oğullarıma bakayım. Bu oğlumla mı belki başa geçiririm? Yani olabilir. Biraz sağlığımı arttırayım ben. Sağlığımı arttırmak için. Acaba turnuva yapsam? Ee, okçuluk turnuvası akar mı? Bence akar. Ee, güzel olur. Okçuluk turnuvası. Ne, ne bileyim, güreş. Çok mu para gider? ya yeah. şöyle arttırsak. Olur olur. Hmm, cesur. Güzel. Yayımızla bütünüz dedik. Kazandık mı? Bence kazandık. Güzel. Okçuluğu da arttırdık. Sağlığımız da böyle arttı. Başkenti geliştirelim. <laughs> Sadece 14 stres kazanıyoruz. Çok iyi. Lord Ethelwyn. Ben seni neden hapsediyorum? Bana karşı plan yaptığı için. Ha. Ve bu soylu aileleri de bitiremiyoruz. O biraz kötü. Yani soylu aile ünvanını elinde alamıyoruz. Onlar hala öyle vasal olarak kalmaya devam ediyor. Hazırız bakalım. Kazandık mı? Heh. bu roundu kazandık güreşte. Güzel. Bilmiyorum bu eleman beni biraz ürkütüyor çünkü kılıç ustası, entrikası falan da iyi. Çekiliyorum ben ya. Edmund and Tudbalon. Ha East Anglia'ymış bu. Peki. Güreş müsabakaları sıkıntı. Boynunuzun üzerine düşerseniz ölebilirsiniz. İyi sağlığımız bayağı arttı Çok güzel. Avcılığı da biraz arttırırız. Seyyah özelliğini de arttırırız. Hah düklüğü kurdun mu? Mükemmelsin. Bu çocuğuna geçecek sonra ben sana dalacağım böyle. Tamam daha doğrusu. Ben seni salsam mı? Hadi ben seni saldım. Ah İsveç'e ne oluyor? Dağılıyor. Tabii bunlar şimdi Asatru Masatru oldu ya. Hm. Sen nasılsın? Sağlığın iyi değil mi? Güzel. Gayet iyi. İyi güzel çocuk da yetiştiriyor. Paranoyak olması sıkıntı ama yani ben bu kız ölür diye düşündüm bir noktada. Hem hasta hem yüksek stres hem deli. Ama olsun şu an gayet iyi. Sağlığı iyi. Bir 10-15 sene yönetse özellikle şuradaki mezhebi değiştirse hiç fena olmaz. Hatta bir dakika sana verebileceğim bir şeyler var mı? Stone of Sk Aa, bir dakika bunu ben kullanırım. Skun taşı. Hah bunu sana verdim. Senin sarayına koyabileceğin şeyler var mı? Sarayın boş. Bak. İskoçya'yı ele geçirdik ya. Bu otomatikman bize geçti. Güzel. Sonra sana şu tahtı vereceğim. Tamam. Bunu da sana vereyim. Elimde fazla çünkü. Bunu da sana verdim. Bunu da sana verdim. Elinde silah olsun. Ve şunu verdim. Senin hem prestijin hem de saray görkemin artsın. Mükemmel. Eşi de %100 hoşlanıyor ondan. Anasoyla evlilik yaptırdım. Hıh. Şuraya bak. Katolik olmuştu sonra. Eh yine baş, başı biri geçti. Asatür diye. Olsun. Problem değil. Biraz ekonomiye odaklanalım. Diyeceğim. Anasını satayım. Ülkede yine hastalık çıktı. Benim oğlum ne durumda? Hmm. Fena değil. Kültürü yayıyor musunuz arkadaşlar? Kültürü yayın. Kültür önemli. Ben de burada kontrolleri arttırayım. Kendi kültürümü ekleyebileceğim bir şey var. Güzel. Prestijim de yüksek zaten. Su ayinlerini belki getirebiliriz fena olmaz. Şu Bizans'ın işlenmiş sofistikasyon geleneği de mümkün. Bir bakalım. Su ayinleri bu da gayet iyi. Hadi şunu getirdim. Çalışkanlık. Aa güzel kanımızı kutsayabiliyoruz. Kutsadık. <laughs> Çok iyi. Hem aynı zamanda hanedan ihtişamı da kazandık. Ee, şu kanı güçlendirelim. iyi olur. Ben şu huskarlardan bir tanesini azaltsam. Hı. Elime para geçmesi lazım ya. Şuraya bir bina yapacağız o zaman. Şehirleri de tutabiliyoruz. Yani. Şöyle bir tarla yapalım. Nereye gidiyoruz? Olur hadi gideriz. Hatta şöyle tıbbi ekipman. Tamam. Bu hastalık çok ilerledi baya. Hasta mı oldun lan? en azından özelliklerin gayet iyi. Sen ne durumdasın? Sen şöyle böyle. Peki. Ayda oğlum sen ne zaman aldın burayı ya? Ay gerizekalı. <laughs> He, adamın başkentleriyle geçirdi. Bir de maden var ya burada. Şimdi an çok iyi para kazanıyordur. He. Aylık 15. Benden fazla kazanıyorlar. Torunum da cadı oldu. Bu kız yüzünden he. Hep bu kız yüzünden. Ve gözleri deli deli bakıyor. evet arkadaşlar kültürü yayalım. Kültür önemli. Sağlıklı yaşıyor. Çok iyi. Bol bol da çocuğumuz oldu. Belki şu çocuğumuzu eğitelim. Şu kızımızı eğittikten sonra. Hadi gel senle evlendirdik. Niye kabul etmiyorsun? Aa şu işe bak. Kızım sen ana söyleyebilirdik bu kadar. Tamam şu adamı ben <laughs> damat olarak aldım kendimi. Heh babadan para çok güzel. Evet orduların fazla olması bize ciddi yük oluyor arkadaşlar. Buraya sen mi savaş açıyorsun yapma ya. Bu hiç hoş olmadı. Neyse af tamam problem değil af alırsın. Hı, para da kazanamıyor bu arada. Binaları ne yapıyoruz arttırıyor muyuz? Şu başkenti biraz arttıralım ya. Burayı acaba ben de mi kontrol edebilirim bir bakayım. Buraya belki bir kale yaparız. Şurayı biraz arttıralım. Bedford. Buckingham. Hereford. Ve parayı bitirdik. Sen dinli değişti heh. Güzel burayı değiştiriyorsunuz. Mükemmel. Şu orduları da şöyle bir ufaktan azaltayım diyorum. Hı? Ya şu okçuları bir azaltayım ya. Bunları aldık o kadar ama. Ordum çok da güçsüz değil görmüş olduğunuz gibi gayet iyi bir ordum var. Eğer çok da askere ihtiyacım olursa influence harcar. Vasallardan konuşlandırılmış askerleri çekerim artık. O yüzden biraz ekonomiye odaklanmamız gerekecek. Hava mı gidiyoruz? Hadi gidelim. Hadi hadi var. Ulan bir gün kalmıştı oraya gelme. Hıpa ile kaçırdık iyi mi? Neyse. Ya yine mi düştü gelişmişlik? İnanmıyorum. Öğrenimi tamamlar tamamlamaz. Kasus belli bir dakika ha. Buna mı geçiyoruz? Neye geçiyoruz? Buna geçelim. Tamam. Zabıt defteri. Bunu yapmaya çalışacağız. Sonra kasus belli. Burayı da tamamlar tamamlamaz artık. Kabile çağını tamamlayalım derim ben. Ha güzel arkadaşlar siz feodale niye geçmiyorsunuz? Hı? Siz niye feodale geçmiyorsunuz? Feodale geçsiniz ya sonra ben size admin yapsam. Benim hedefim o çünkü. Ne zaman geçecekler onu da bilmiyorum. Yani beklemelerine gerek yok. Kendi kültürlerinin dolmasına gerek yok buradaki buluşlar için. Benim vasalım olarak da geçebiliyor olmaları lazım. Harika, bunu da aldık. Scholar olduk arkadaşlar. Acaba şunu 4 yıldızdan 5 yıldıza çekebilir miyim? Şimdi o zaman biraz idareden gideceğiz. Lan, şuraları arttırabiliyor muyuz? Hadi arttıralım. Size şöyle söyleyeyim, admin olduğumuz için şehirleri de tutabiliyoruz. Yani bir şehir inşa edildiğin anda o şehri tutmamız durumunda artık şehirleri de yönetebiliyoruz. Bakın ben burada şehri bizzat tutuyorum. Buranın bütün geliri bana geliyor gibi. Mesela o paralı müminmanı bakın feodal ya da aşirette olduğu gibi hani burayı cumhuriyet olan bir vasıla aktarmanız gerekir der normalde. Ama buradaki geliri alabiliyorum artık. Hatta gelirim de arttı. Yani çok iyi değil mi? Oğlum mal mısın ya? Her ee, herif. Dur dur dur. Bir dakika. Şöyle yapacağız. Elimde tonlarca influence var. Lancaster. Benden sonra benim kardeşim geçecek. Aynen öyle. Bu arada kendisine Dük Osid, Theodal. Kendisine admin olmasını isteyebilirim. Çok güzel bir şey olur. Oh! Gelirimiz de arttı baya. Çok iyi. Buraya da vasallarımız alıyor. Bizim yerimize çarpışıyorlar. Ben bir şey yapmadım yani. Gelir toplaması. Gelir toplamak önemli. Sen nereye? Genişleme savaşımı açıyorum. Mükemmel. Vali Marshall Böyle gide gide Bretonya Krallığı'nı ele geçirir artık. Hadi turnuva için talim. Ve güçlü olduk. Sağlığımız çok iyi arkadaşlar. Ölemiyoruz. Bakalım şu yönetim şekillerine. Bakın Admin, feodal ve İrlanda ile İskoç'un alayı kabile. Mükemmel. Şöyle bir şehir bastım. Hatta şuradaki gelişmişliği arttıralım. Hatta başkentteki gelişmişliği de arttırıyorum. Hem inşalar daha hızlı sürer. Hem de gelişmişlik de artar bu şekilde. Yani artsın, artmasını istiyorum. Erken orta çağdayız. Şunları kapatırsak çok iyi olur. Evet şu an bütün dejur Britanya'yı ele geçirdik. Ve böyle bir seçenek çıktı. Bakın Britanya'yı ele geçir diye. Yeni bir destan tohumu kazanıyoruz. İki şartı var. Britanya'yı komple kontrol edeceğiz ve ülkemizdeki bütün güçlü vasallar ya Britonik ya da Goydelik mirasına sahip bir kültüre sahip olmalı. Ya kararı alabiliriz. Zaten buradaki kültür değişmiş. Yani bu kararı alabiliriz de. Pendragon olabiliriz. Onu şu an bize kurt diyorlar. Belki bir sonraki varisi artık yaptırırız. Hiç problem değil. Bu kararı almasak da şimdilik olur yani çok bir getirisi olmayacak.